Merhaba sevgili dostum. Bu videoda sana asla aşık olmaman gereken insanın kişilik özelliklerinden bahsedeceğim. Aşk bu. Bazen kontrol edemiyorsun ama en azından o süreçte biraz sonra bahsedeceğim özellikleri fark edersen birazcık süreci yavaşlat, birazcık görüşmeyi azalt, birazcık böyle birkaç adım geri çekilirsen çok daha iyi olacaktır ve psikolojini koruyabilirsin böyle olunca. Çünkü insana en çok zarar veren şeyler kötü ilişkiler, kötü insanlar. Hazırsan sana bu insanların özelliklerinden bahsedeceğim. İlk olarak söylemek istediğim şey şu. Bazı insanların böyle zor tarafları vardır. Öfkelidir, sabırsızdır, inatçıdır. Bu zor taraflar bir insanla ilişki kurmana engel değil. Eğer o insan bu zor taraflarının zor olduğunun farkındaysa. Ama bazı insanlar hem bu zor özellikleri sahip olurlar hem de sen bu zor özelliklere tepki gösterdiğin zaman seni suçlarlar. Bunda ne var ki? Bu dünyanın en doğal özelliği. Sanki çok kolaymış gibi davranırlar ama aslında çok zorlardır. Bu insanlara dikkatli olmanı öneririm. Herhangi bir konuda tartışırken ortaya bir argüman sunuyor. Mesela seni suçluyor olabilir, seni hatalı buluyor olabilir. Bariz bir şekilde onun hatasını kanıtlamana rağmen ortada her şey belliyken yine de kendi hatasını kabul etmeyen, her zaman doğru yaptığını söyleyen, her zaman bir şekilde iddialı olan insanlardan ben dost olarak da uzak durmayı tercih ederim açıkçası. Çünkü bir şekilde yanıldığını kabul etmeyen, hata yaptığını kabul etmeyen insanlar gerçekten geçinilmesi çok zor insanlar. Karşı tarafa bir geri bildirim vereceksin mesela ilişkiyle ilgili, dostlukla ilgili, arkadaşlıkla ilgili, hayatla ilgili. O anda mesela sen bir geri bildirim veriyorsun ya hemen başka bir konuda sen de şu konuda mükemmel değilsin. Sen de geçmişte şöyle yaptın, sen kendini ne zannediyorsun gibi savunma refleksleri veriyorsan bil ki bu insanla ileride böyle konularla karşılaşınca her zaman tartışma içine gireceksin ve o da savunma refleksiyle sana karşı saldırıda bulunacaktır. Bunu hesaba katabilirsin. Eleştiri bence bir ilişkide, arkadaşlıkta olması gereken şeylerden birisi. Sadece burada eleştiri ve takdir dengesine dikkat etmemiz gerekiyor. Karşı tarafı eleştirdiğimiz kadar takdir etmeyi de bilmemiz lazım. Takdir etmemize rağmen karşı tarafı minik bir eleştiri sunduğumuzda hemen öfkeleniyorsa, bizi kaba, anlayışsız, böyle çok kötü bir insanmış gibi görüyorsa bu insanın eleştiriye karşı aşırı hassasiyeti olabilir. Ve böyle bir durumda bir insanla yol alırken, geri bildirim verirken çok zorlanırsın. Bunu da hesaba katabilirsin. Kasıtlı olarak üzerine gelip senin böyle bam teline basıp ondan sonra sen öfkeden deliye döndüğün zaman "Aa, ne kadar öfkeli bir insansın, ne var bunda sinirlenecek, o kadar da abartıyorsun ki hiçbir şey söylemedim ben" diyen insanlar varsa bence burada birazcık dikkatli olmak gerekiyor. Bence aslında böyle sıcakmış gibi görünen ama en zorlayıcı olan şeylerden birisi şu. Bir ilişkide bir problem yaşıyorsun. Karşı taraf bir hata yapıyor ve sen diyorsun ki ona "Ben bununla artık yaşayamam. Bunu düzeltirsen düzelt, yoksa ben yolları ayıracağım." Karşı taraf o anda sana yalvarıyor olabilir. Sempatik bir şekilde yaklaşıp bu hatayı düzelteceğini söylüyor olabilir. Ama birkaç gün sonra hiçbir şey olmamış gibi eski haline dönüyorsa bil ki karşındaki insan önümüzdeki 10 yıl içinde de muhtemelen böyle davranacak. Böyle davranmasına hazır mısın? Senin bir şekilde hayallerin var, heveslerin var. Yani böyle gerçekten güzel işler başarmak istiyorsun ve hayatının tamamı ilişkilerinden ibaret değil. Ve karşındaki insan ona bir hayalini, bir hedefini anlattığın zaman işinin gücünün hayallerden oluştuğunu, çok fazla hayal kurduğunu, boş hayaller peşinde koştuğunu düşünüyorsa, söylüyorsa bu gerçekten heves öldürücü, heves katili bir insan olabilir. Buna da temkinli olabilirsin. Bir diğer mevzu da seninle böyle bir ilişki yaşamak için çırpınan bir insan düşün. Ama ne zaman sen onunla yakınlaşmaya başlasan, duygusal anlamda derinleşmeye başlasan ilişkiyi mahvedecek bir şey buluyor. Bu insanlar kendine güvensiz olabilir, kendinden nefret ediyor olabilir, yakınlıktan korkuyor olabilir. Evet, bunlar belki ilerleyen zamanlarda düzeltilebilecek şeylerdir ama bunu sen düzeltemeyebilirsin. Bazen bu insanların o içindeki kendinden nefret, karşı tarafa güvensizlik, kendine olan güvensizlik konusunu halletmesi için belki 5-10 tane ilişkiye ihtiyacı var. Sen o ilişkide kaçıncısın acaba, onu düşün. Bazen gerçekten bu insanlar çok yıpratıcı, insanı düşünce anlamında yorucu olabiliyor. Aynı evi paylaşıyorsunuz, aynı ortamı paylaşıyorsunuz, belki benzer yerlerde çalışıyorsunuz. Ne olursa olsun bunlar olmasa bile bir ilişki içerisinde iki tarafın beraber yapması gereken, paylaşılması gereken bazı sorumluluklar vardır. Eğer karşı taraf hiçbir sorumluluğu üzerine almıyorsa, bir şekilde
her zaman bir mazereti varsa o insan ilerleyen zamanlarda ilişkinin daha ciddi sorumluluklarını da üzerine almayabilir. Bir ilişki içerisinde, bir aşk içerisinde ilk başta sadece duygular yeterliymiş gibi görünebilir ama ilerleyen zamanlarda anlayacaksın ki bu bahsettiğim şeyler çok ama çok daha önemli hale gelecek. Bundan dolayı eğer karşında bu saydığım özelliklere sahip bir insan varsa iyi düşünmeni ve yavaşlamanı tavsiye ederim. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Hoşça kal.